Herkese selam. Ben Tuncer. SADES yazılımı olarak geliştirdiğimiz SD Barkod hızlı satış programının kullanımı ile alakalı videolar paylaşacağım sizlerle. İlk videomuz olarak bu videoda ürün kaydetmeyi, güncellemeyi ve ürünler bölümüyle alakalı işlemleri göstereceğim. Şimdi bu ekran bizim ilk giriş ekranımız. Burada bir kullanıcımız var. Bu kullanıcıya herhangi bir şifre tanımlı değil. Ben direkt kullanıcıya bastığım gibi programa girebiliyorum. Programa girdikten sonra bakın ürünler kısmına gireceğim. Şu anda bir ürün kaydedeceğim size. Bu barkodu olan yani ürünün üzerinde barkodu olan bir kayıt olacak. Bu ekrana girdikten sonra ürünün üzerindeki barkodu okutuyorum. Okuttuğum gibi sistem barkodu otomatik olarak alıyor. Bakın barkod kısmına. Ben sadece ürünün ismini giriyorum. Mesela bu ton balığı konservesi. Şimdi ismini girdikten sonra zaten adetle satılıyor. Onu elememe gerek yok. Bir grup belirlemem gerekiyor. Bakın şu anda herhangi bir grubumuz yok ama ben buraya bir gıda diye bir başlık açarım. Grup başlığı. Buradan onu seçebiliyorum artık. Şimdi maliyetimi giriyorum. Mesela 5 lira diyelim maliyetim var. 6,5 da satış fiyatım. Fiyatlarımı girdim. Normalde bu kadar bilgi bizim için yeterli ama biz sistemde stokta tutacaksak, eğer sonucu da takip edeceksek ilk açılışta elimizde olan adedi de buradan girebiliriz. Yani bu bize pratik bir hemen stok girme imkanı tanır. Bakın açılış miktarı yani benim elimde bu ürünü kaydederken kaç tane var? Diyelim ki 10 tane var. Buradan da açılış miktarı olarak 10 miktarını girdim. Yani kaydettiğim anda bu ürün zaten kayıtlı artık kaydettim. Ve benim stoğumda 10 tane olarak görünüyor şu anda. Bu sattıkça stoktan düşecek. Şimdi bu ürünümü girdim. Bir tane daha ürünü tanıtayım hemen. Bakın yine başka bir ürünün barkodunu okuyorum. Onu da açtı. Bu da Dalin el dezenfektanıymış. Şimdi bunun da grubunu gireceğim ama gıdaya uygun değil gıda başlığında. Hemen buradan başka bir başlık ekliyorum. Buna da genel diyeyim. Ya da temizlik de diyebilirsiniz. Ama ben genel diyeyim. Bakın onu da seçtim. Ve maliyeti mesela 7,5 diyelim. Satış fiyatımız da 10 TL diyelim. Yine bu kadar bilgi yeterli. Açılış miktarına herhangi bir şey girmiyorum şu anda. İstersen girebilirim de. Bunu kaydettim. Bakın ikinci ürünümüz de çok kolay bir şekilde kaydoldu. Şimdi farklı bir şey daha yapacağım. Sistem bazı ürünleri bizim için tanıyacak. Bakın başka bir ürün okuttum. Farkındaysanız kayıtlı değil ama ürünün bakın ismi geldi otomatik olarak. Ben bunu yazmadım. Sistem bunu kendi bünyesinde bulunan bir Excel dosyadan taradı. Bir isim bulduğu için o ismi getirdi ve fiyat getirdi bana. Tabii fiyatların güncel olması veya uygun olması ayrı bir konudur. Biz kontrol edip gerekli düzeltmeyi yapıyoruz. Grup olarak da mesela gıda ve genel bana uygun değilse hemen grup ekleyip buraya ve Şubat grubunu ekleyebilirim. Ve buradan seçebilirim artık onu. Bakın bunu da seçtim. Diyelim ki bu da elimde 24 adet var. Bunu da kaydettim. Yani iki ürünümü stoklu kaydettim. Bir ürün de stoksuz. Bakın üçüncü ürün kayboldu. Bir tane daha yapıyorum. Mesela her gıda firmasında olan bir şey. Falım sakız geldi. Bakın yine ismini buldu buradan. Bunu da gıda diye gruplandırıyorum. Mesela benim alışım 1 lira diyelim. Satışım da 1.500 olsun. Bunu da kaydettim. Şu ana kadar 4 tane ürünümü çok hızlı bir şekilde kaydetmiş oldum. Barkodlu ürünü kaydetmek bu kadar basit aslında. Bir de şöyle bir şey yapalım. Mesela bu ürünlerden herhangi birini düzelteceğiz diyelim. Bakın ürünü bulduğum ürünü çift tıklayıp bakın açabilirim.
Gerekli değişiklik varsa onları yapabilirim. Mesela grubunu değiştirebilirim, ismini değiştirebilirim, fiyatını değiştirip düzelt dediğimde son haliyle düzeltir bunu. Ya da direkt barkodu varsa o barkodu okuturum. Bakın, kaydettiğim ürün, barkodunu okuttum. Direkt bana bulduğu ürünü ve düzeltmek üzere açtı tekrar sayfasını. Ben buradan düzelt deyip son haliyle düzeltebilirim. Bu bizim standart ürün kaydımız. Bu videoyu böyle bırakalım. Bir dahaki videoda da barkodsuz olan ürünleri kaydetmeyi görelim. Ufak ufak parça parça videolarımıza devam edelim.